Şimdi bizimkilerle konuştum. Ondan sonra o kadar tatlı bir taksici amcayla geldim ki inanamazsınız. Ve şöyle garip bir şey oldu. Çok az insan vardı şeyde havalimanında. Çıktım bir tane amcayla denk geldim diye böyle bir shuttle servisi var. Üstünde de onun hırkası var ama işte 10 euroya götürürüm falan dedi. Sen ve ben hani götüreceğim. Şimdi böyle kelimeler kullanınca bir tık korktum. İstanbul'dan mı geliyorsun falan dedi. Evet dedim. Yani bir tırstım da yani. Çok insan da yok böyle. İlerledim taksilere bakayım dedim. Ya amca da tatlı bir insandı ama yine de dedim ben taksiye bakayım. Taksiyle anlaştım. İşte o shuttle normalde 40, ay şey 10 euroydu. Taksiye 40 euro verdim. Buraya geldim. Ama yapacak bir şey yok. Benim kaldığım bu pansiyon, otel neyse artık adı. Önünde Linda diye bir tane var. Restoran var. Böyle onun arkasında. Arka taraftan giriyorsun yani. Nasıl buluruz, ne yaparız dedim. Issız, hiç ses yok yani buralarda. Adam aldı gel dedi. Ben dedi seni götüreceğim. Seni oraya götürene kadar gitmiyorum dedi. Ne dedi numaraları sen dedi bana söyle. Ondan sonra dedim ay dedim dur bakayım. Ben de panik sürekli böyle aceleci olma hali. Ya dedi niye acele ediyorsun? Hiçbir şey acele etmene gerek yok dedi. Ben dedi burada dedi bekliyorum dedi. Benim hiçbir işim yok. Benim hiçbir acelem yok dedi. Aldı böyle sigarasını yaktı. Sen dedi dur bakalım. Kimi dedi arayabiliriz falan. Allah'ım. Yani daha ilk saatler, ilk dakikalarda şeyle karşılaşmış olmak çok güzel. Yavaşlıkla. Ve kendimdeki o aceleciliği fark ettim mesela. Bir de bana otobüs şeyde takside gelirken şey dedi. Biz dedi insanları burada ikiye ayırırız dedi. Başka hiçbir ayrım yoktur. Bir iyi, bir de kötü. Başka hiçbir türlü insanları ayırmayız. Sen dedi burayı çok seveceksin, çok güzel bir yer falan. Sonra işte ailemin Bosna göçmeni olduğunu söyledim. İşte sen hani Sırbo-Kroatya dili yani Sırp-Hırvatski dilini dedi. Biliyorsundur o zaman falan biraz böyle o dilden konuştuk. Ayrımlarından konuştuk işte. Sen dedi burada Slovenceyi çabuk öğrenirsin falan merak etme dedi. Burada şey düşünüyorum bazen böyle huzurdan ağlayabilirmişim gibi. Şimdiden de tabii ki aileden uzak kalmanın da bir şeyi yok değil. Ama olsun. Bunlar çok güzel tecrübeler. Eğer insan hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkmazsa ya da hayallerini gerçekleştirmezse ne kendine ne de sevdiklerine bir fayda sağlayabiliyor ya da mutlu edebiliyor. Yani ben en azından öyleyim. Eğer kendi hayallerimi gerçekleştirmezsem hem kendimi hem de çevremdeki insanları mutsuz ederim. Daha çok onlara mutsuzluk veririm gibi geliyor. O yüzden biraz özlemleri dindirmeye çalışacağız. Günaydın, günaydın. Çok güzel bir sabah. İlk gün. Çok güzel. Mis gibi bir hava var şu anda. Size biraz etrafı göstereyim mi? Aşırı tatlı bir yer. Bu arada dün gece ben çıktım saat 10 gibi falan. Hiç kimse yok. Yani böyle 3-4 kişi var ve bisikletliler var. Acaba dedim bir bisiklet mi kiralsam ama nasıl kiralayacağımı bilmiyorum. Gece de o kadar yorgundum ki. Neyse dedim ya şey yaparım. Sonradan dedim bakarım. Ama yani kimse yoktu biliyor musunuz? Saat 10 her yer kapalı. Hafiften ürktüm ama ürkecek de bir şey yok yani çok güvenli bir yer anladınız mı? Ama alışkın değiliz ya buna bir kadının hani saat
geç vakitte ya da daha doğrusu ıssız bir yerde yürümesi bize hep korkutucu gelir sonuçta. Bu da öyle değil. Böyle birkaç kadın daha görünce gezen dolaşan benim gibi rahatladım. Şimdi de artık kahvaltılık bir şeyler istiyorum ya. Dolandım, durdum. En son girdim McDonald's'a. Menüde bazı şeyleri yanlış anladığım için 6 euro gibi bir şey ödedim. Koydu mu koydu. İçimize oturdu yani ama ne yapalım. İlk günler böyle şeylere müsamaha gösteriyorum. Kendimle alakalı. Neyse şimdi bir kahve içeyim. Kahve zamanım geldi. Bugün 8 Şubat. Bugün Slovenya'da Prešeren günü olarak geçiyor. Kültürel tatil günü bugün. Ve bütün müzelere ücretsiz olarak giriş yapabiliyorsunuz. Bu meydanın adı zaten Prešeren Meydanı. Hemen meydanın şöyle kenarında kendisinin bir heykeli var. Ve bugün kutlamalar yapılıyor. Slovenya'da birkaç yerde daha kutlamalar yapılıyormuş. Müzelere giriş ücretsiz ama diğer böyle bütün resmi kurumlar, marketler, diğer bütün işte kıyafet giyim dükkanlarının hepsi kapalı. Ben bunlara Narodna Museum yani ulusal müzeye gideyim dedim. Bayağı bir sıra vardı. Slovenler bugün bol bol müzeleri gezip hakikaten kültürel tatilin hakkını veriyorlar. Benim için de öyle oluyor aslında şu anda. Bol bol bisiklet sürüyor insanlar burada. Çok güzel benim için. Çünkü ben de İstanbul'da bol bol bisiklet süren bir insanım. Ve bisiklet çok sevdiğim için böyle bayağı bana hitap eden bir yanı var açıkçası. Şimdi Sarajevo 84'e gidiyorum. Sarajevo 84 bir çevapici börekçi diyeyim. Daha ben gitmeden önce burada börek nerede yerim, çevapi nerede yerim diye bakmıştım. Sonra Sarajevo 84'ü gördüm. Hemen yazdım onlara Instagram'dan. Şimdi oraya gidiyoruz. Şöyle bir yerden indim. Tam girdim. Sarajevo Ljubomora çalıyor. Şimdi burada ben cevap yiyeceğim. Ve hanımefendi ben istemesem dahi bana kaymak getirdi. Dinledi cevap ileye. Ben de okey dedim. Tabii ki. Normalde çok kaymak tüketmek istemiyordum ama bir şey veremem. Ara sokağa girdim. Kimse de yok. Çok rahat bir şekilde konuşabilirim. Slovenya'daki Ljubljana'daki ilk günüm gerçekten çok keyifli geçiyor. Bugün çok güzel bir hava vardı. Ve bütün kafeler doluydu. Yani yer bulamıyorum. Biri kalkıyor hemen diğeri başka biri geçiyor falan. Ama çok keyifli. Yani böyle sabahtan beri sokaklarını gezmekten böyle yorulmadım. Aksine hani hiç otele gitmek istemiyorum. Sürekli böyle burada vakit geçirmek istiyorum. Yarın
üniversitedeki işlerimi halletmeyi düşünüyorum. Bugün biraz Ljubljana'da turist gibi gezdim. Buranın bir turisti olayım dedim. İlk günüm turistik bir gezi olsun istedim. Çok da güzel oldu.